Aynı anda hem video çekiyoruz hem canlı yayın yapıyoruz. Başlıktan da gördüğünüz gibi canlı yayında 4. plastik fabrikamızı açıyoruz. 3D yazıcılara 3D yazıcı demeye pek dilim varmıyor. Plastik fabrikası olarak adlandırıyorum. Hayal ediyorsunuz, basit bir programda hayal ettiğiniz çizimi yapıyorsunuz. Hafıza kartı veya bilgisayar üzerinden bir tıkla istediğiniz, hayal ettiğiniz ürünü, ürünün kapasitesine, büyüklüğüne göre, boyutuna göre 1 saat 15 dakikada bile elinize alıp çizdiğiniz, tasarladığınız, kafanızdan bu ürün nasıl ürün olacak diye geçirdiğiniz ürünü elinize alma şansı veriyor bu 3D yazıcılar. 3 boyutlu yazıcı, 3D yazıcı ne derseniz deyin, ben 3D yazıcı demiyorum, plastik fabrikası diyorum. Kompasınız var, bilgisayarınız var, hayalleriniz de var çok sayıda. Gerçekleştirmek istiyorsunuz 3 boyutlu yazıcı. Diyoruz ya, ben 3 boyutlu yazıcı demiyorum bunlara. Plastik fabrikası almalısınız. Fabrika mı? Necdet abi dalga mı geçiyorsun diyebilirsin. Bu cihazlar plastik fabrikası diyebilirim. Bu arada merhaba arkadaşlar. Ben Necdet Delioğlu. Masamın üstü bir hayli kalabalık. Elimde kumpastın ne iş var? Kumpas çok önemli bu işte. Bir şeyi hayal ettiniz, yapmak istiyorsunuz. Şöyle kumpasla ölçülerini alıp Tinkercad programı ücretsiz bir program. O programda ufak tefek çizimler yaparak siz de bu şekilde objeler yapabilirsiniz, ekipmanlar yapabilirsiniz. Evinizde kullandığınız bütün aletlerin kırılan aksamlarını yapabilirsiniz. Oyuncaklar yapabilirsiniz, objeler yapabilirsiniz. Aklınızın erdiği her şeyi bu 3 boyutlu yazıcılarla yapabilirsiniz. 3 boyutlu yazıcılar atölyemizde 4 adet var bildiğiniz gibi. Rigid 3'te bize geldikten sonra inceleme videosunu çekemedik. Aslında geldiği günü YouTube'da canlı yayın yaparak canlı yayına kutu açılımını vesaire yapmıştık. Hatta baskı da almıştık. Baskılardan birisi nerede? Nerede? Baskılardan birisi burada. Bu gemiyi canlı yayına basmıştık. Bu da benim dünkü hayalim. Diyoruz ya, hayal et, gerçekleştir. Mükemmel bir yazıcı. Kaliteli mal üretmek için bayağı bir çaba harcamışlar. Öyle görünüyor. Biraz reklam gibi oldu ama öyle abi, yapacak bir şey yok. Bunun ön tarafı da camlı. Benim şurada hemen baca var. Bunun üzerine şöyle bir şimdiden kafamda oluştu. Plexiglas'tan bir kap yapıp bir de boru takıp ABS mi diyorlar? ABS diyorum ben de, ABS. ABS daha iyi. ABS ne ya? İngilizce öyleymiş. Neyse. ABS filamentleri bu makineden basarız. En azından ABS filamentten baskı yaptığım zaman hemen evden şikayet geliyor. Pela'dan gelmiyor. Pela çünkü doğal malzemelerden üretildiği için. Ya ne kokuyor bu ya? Plastik kokuyor. Kokar tabii ki. Petrol bazlı olduğu için koku yapması normaldir. Altta tabla 90 derece. Üstte nozul 230-240-260 hatta oluyor bazen. Bazı filamentler daha mukavemetli olduğu için yüksek ısılarda eritmeniz gerekiyor. İşte oradan oluşan bir koku oluyor. Dağılınmaz yapacağız. Bacadan vereceğiz. Çekip gidecek. Kumpas ile benim çok sevdiğim kaktüsümü ölçtüm ve bunun için şık bir obje bastım. Bunu da dün canlı yayına bastım. Pela değil, ABS filamentle bastım bu ürünleri. Bunu da bugün bastım. Bu baskı da ABS bir filamentten basıldı. Kesinlikle rahatsız olmadım. Aynı zamanda yazıcımızın sesini de azalttığımız için ne sesten rahatsız oldum, ne kokudan, ne de gazdan rahatsız oldum. Bunun sebebi Rigid 3 ile geldikten sonra bayağı bir rahat ettim. Bundan önce sadece pela filament yazabiliyordum. Aynen bir fırın mantığında her tarafı kapalı. Ön tarafında da plexiglas bir cam yerleştirmişler. Bu cam sayesinde her tarafı kapalı. Sadece üst kısmı açık. Üst kısmı içinde dağılınmaz yaptım. Evet, kendim yaptım bunu. Yazıcının açık kısmının ölçülerini alarak tabelacıdan plexiglas kestirerek yapıştırma işlemini kendim yaptım. Üst kısmına 3D yazıcıdan bir boru yaptık. Alüminyum bir akordeon boruyla yazıcımızı tamamen bacaya vermiş olduk. Şansımızdan yazıcımızın hemen üst kısmında da soba bacası vardı. Bu dağılınmaz ve bu boru sayesinde atölyemizde kesinlikle gaz salınımı ve koku olmuyor. Baba yine ne yaptın, ortalığı kokuttun gibisinden ev halkı da şikayetler ediyordu. Bildiğiniz üzere piyasada çok sayıda değişik değişik ürünlerden yapılan filamentler var. Ben genelde bugüne kadar hep pela kullandım. Çünkü dediğim gibi makinelerimiz açık makine olduğu için ABS'de fazla performans göstermiyorlar. Elimde dolu dolu 3 makara, beyaz, mavi, kırmızı şu anda Rigid'de takılı. 3 makara ABS filament var. Bu filamentler Türkiye'de filament üretimi yapan Akfilament tarafından gönderilmişti. Üçü de duruyordu. Dağılınmazı yaptıktan sonra bu 3 filament üzerinden değişik değişik baskılar yapmaya çalışacağım. Kapalı ve havasız ortamlarda, dar alanlarda ABS filamentle baskı yapmak çok tehlikeli ve riskli olduğunu söylüyorlar. Bir 10 dakika baskı ortamında durduğum zaman rahatsız olduğumu hissediyorum. Onun için kapalı ortamlarda, dar alanlarda pela kullanabilirsiniz. Ama dayanıklı bir ürün üretmek istiyorsunuz. Yani dişli vesaire basmak istiyorsunuz. Makine vesaire basmak istiyorsunuz.
Bu durumda petrol bazlı, ABS tarzı filament kullanmanız gerekiyor. Bu davlum bazı yaparken her şeye dikkat ettim. Davlum bazın baca çıkışına bir de fan yerleştirdim 12 voltta çalışan. Fişimizi takıyoruz, farımızı çalıştırıyoruz ve kesinlikle yazıcımızın kokusu dışarı çıkmıyor. Her ne kadar sessiz bir yazıcı olsa da ekstrüder üzerindeki fanlardan bir miktar ses dışarı yayıyordu. Bu davlum baz sayesinde o sesi de %75 azalttık diyebilirim. Yani yazıcımızın şu anda dışarıya vermiş olduğu ses %25'i geçmiyor. Bunu da aslında dün canlı yayında test ettik. Bu objeyi basarken ben canlı yayın yapıyordum ve orada kesinlikle mikrofona yazıcının sesi rahatsız edecek bir şekilde gitmiyordu. Başladı. Hadi bismillah. İlk baskımız. Gerçi daha önce bir gemi basmışlar ama bu bizim atölyemizde ilk baskımız arkadaşlar. Hiç ses yok. Hiç ses yok. Mükemmel bir baskı yapıyor. Ses duyuyor musunuz siz? Yani motor sesi sıfır. Zero diyor ya, zero, zero. Zero, iki, zero, sıfır. Ben bu yazıcıyı beğenmedim. Böyle motorların ötmesi lazım abi. Bedford gibi grim, grim, grim. Ben aneti çalıştırdığım zaman abi geceye kalıyor. Yani komşular rahatsız olmasın diye etrafına yastık, minder falan koyuyorum abi. Kapatıyorum. Yazıcının arka kısmında 3 adet delik var üst kısmında. O delikleri de plexiglas malzemeyle kapattım. Bu durumda o plexiglas sayesinde hem delikleri kapatmış olduk hem de buraya koyduğum davrulmaza bir tampon görevi yaptı. Ön kısımlara da plexiglas malzemeyle böyle mandallar yaparak bunu çıkarılabilir, takılabilir bir hale getirdim. Bu şekilde takıyoruz. Sıkıştırıyoruz. Yani yazıcı üzerinde müdahale etmemiz gereken bir durum olduğu zaman davrulmazı şöyle bir hareketle çıkarıp hop yerine takabileceğiz. Bunun maliyetini şimdi merak ediyorsunuzdur. Plexiglasları kestirdim, kendim yapıştırdım. Bu durumda 170 TL para istedi tabelacı. 150 TL'ye anlaştık. Burada getirdim, kendim yapıştırdım. 3 metre boru 10 TL'den 30 TL'de o. Yani bu davrulmaz bize 180 TL'ye mal oldu. Bunu soracağınızı bildiğim için şimdiden söyleme gereği duydum. Bu yazıcı bize nereden geldi, nasıl geldi? Ondan da kısaca bahsetmek istiyorum. Türkiye'de, şurada İzmir'de üretim yapan Mehmet Sutaş tarafından kanalımız için hediye edildi. Kendisine tekrardan teşekkür ediyorum. Şu anda burada duranlar bir kısmını attık, sattık. Bazılarını bozdum, başka bir şeyler yaptım. Gerçek boyutunda bir M4 karbine yapmıştık. Allah kullanmasını nasip etmesin bunu. Şöyle koyarım kenara. Güzel bir gemi yapmıştık. Çok sayıda güç kaynakları, masa lambası. Bundan bir adet daha vardı. Çok şık bir ışıldak yaptık. Açalım, dönsün. Döner stand yapmıştık ve elektronik tornavida setimiz için güzel bir stand yapmıştık. Klasik, mekanik bir saat yapabiliyorsunuz bu makineyle. Ve dün hayalini kurduğum çok güzel bir vazomuz dönüyor şu anda. Ve günümüzde en çok ihtiyacı olan powerbank yapmıştık. Ve harika bir slider yapmıştık daha önce. PCB standı yaptık. Günümüzde en çok ihtiyaç duyduğumuz N95 maske. Şöyle mengene yapmıştık. Bu gemi demo bunlar. Yazıcının ilk baskısı bunlar. 2 tane var bunlardan. Bunları saklayacağım, atmayacağım kesinlikle. Atölyede kullandığım mengeneler yaptım. Pense sapları, havya standı, kerpeten, yan keski sapı. Bunları bile 3D yazıcıdan yapabiliyoruz. Hafıza kartlarım ve flash belleklerim için stand yaptım. El feneri, çok özel bir maket bıçağı. Şöyle bir fotoselli aydınlatma yapmıştık. Güç kaynakları vesaire. Çok şık bir duvar saati yaptık. Şu anda öbür odada duruyor. Dedektör yaptık. Altın arama dedektörü yaptık. Şu anda burada yok. Masa lambası. Bundan bir adet daha yapmıştık. Değişik bir lamba yapmıştık. Sütun matkap yapmıştık. RGB güzel bir abajur yapmıştık. Uzaktan kumandalı. Hediye ettiğimiz ürünler var. 100'ün üzerinde 3D yazıcılarla ürün yaptık bugüne kadar. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Özellikle bu davrulmazı yaptıktan sonra ABS filamentlerle çok dayanıklı, kaliteli, daha büyük boyutlarda projeler basmaya devam edeceğiz. Unutmadan söyleyeyim, bu yazıcının linki videonun açıklama kısmında olacak. O linkten girerek bu veya buna benzer birkaç model var. Bütçeniz ve ihtiyacınıza göre sizler de böyle bir yazıcı diyorum ya, plastik fabrikasını evinize, ofisinize, atölyenize, okulunuza kazandırabilirsiniz diyorum. Yazılar yazdınız, sorularınıza cevap veremedim ama inşallah bir dahaki yayında diyelim. Bir dahaki yayında ve videolarda buluşana kadar Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın. Her şey kalbinize, gönlünüze göre olsun. Her şey dilediğiniz gibi olsun. Bu yazıcıyı atölyemize hediye eden Mehmet Sutaş abimize tekrar bir teşekkür ederim ve işlerinde başarılar, hayırlı işler, bol kazançlar dileyelim. Sağlık dileyelim her şeyden önemlisi. Günümüzde o kadar muhtacız ki sağlığa. Onu es geçmemek lazım, ıskalamamak lazım. Maske takmadan dışarı çıkmamak lazım. Bir de sosyal mesaj vermiş olduk bu arada.